Merhaba tekrardan. Bu ünitemizde üreme sistemi ve embriyonik gelişimden bahsedeceğiz. Öncelikle üreme ile ilgili biraz bilgi sahibi olalım. Canlıların ortak özellikleri biri de üreme olacak. Bunu zaten biliyoruz. Neslin devamı için yapılan bir eylem. Canlılığı devam ettirmek için değil de, yani hayatta kalmak için değil, neslin devamı için yaptığımız bir eylem idi. Biz bu ünitede ne göreceğiz? Önce erkek ve dişi sisteminin yapısından bahsedeceğiz. Daha sonra yumurta ve sperm nasıl oluşuyor, bu olayların incelenmesini yapacağız. Bu olayla ilgili hormonların neler, onları değerlendireceğiz. Biz bunu endokrin sistemde zaten görmüştük ayrıntılı olarak. Gebelik sürecinden bahsedeceğiz. Daha sonra doğum gerçekleşecek. Tabii doğum gerçekleşmeden önce embriyonun geçirdiği evrelerden bahsedeceğiz. Ve üreme sağlığını nasıl koruyabiliriz? Bu ünitenin içerisinde yer alacak alt başlıklarımız olacak. Erkek üreme sistemiyle başlıyorum. Erkek üreme sistemi testisler dediğimiz bir çift yapıdan oluşacak. Epi dediğimiz adını verdiğimiz bir kanal göreceğiz. Daha sonra sperm kanalı, yani vas deferans adını verdiğimiz bir kanaldan bahsedeceğiz. Erkekte yardımcı bezler var üreme sistemi için görevli olan. Seminal kesici ya da seminal bez, prostat bezi, kol kırbızı gibi. Daha sonra üretra adını verdiğimiz yapıyı göreceğiz. Bunu daha önce boşaltım sisteminde görmüştük. Dış idrar kanalı, idrarın atıldığı kanal idi. Ve penisten meydana gelmiş olacak. Çok basit bir çizim önce size göstermiş olacağım. Yukarıdan idrar kesesini görüyoruz. Hemen altında erkeklerde bulunan prostat bezini gördük. Onun altında yan taraflarda sarı renkli seminal kesici ve altta yeşil renkli kolpör bezi gördük. Bunlar yardımcı bezlerdi, bu üç tane bezimiz. Yeşil renkli gördüğünüz kanallar sperm kanalı olacak. Bu yeşil kanallardan ilerledim, açık mavi renkli epididimis adını verdiğimiz bir kanal bölge göreceğiz. Altında da bir çift, toplamda iki tane olmak üzere testis göreceğiz. Orta kısma geri döndüm, idrar kesesinin olduğu bölgeye. Pembe olan kanal bizim için artık dışkının, boşaltım atı olan idrarın ve üreme atı olan spermin atılacağı yer. Yani üretra burası oldu ve penisten de dışarıya atmış oldu. Yani erkekte boşaltım sistemi ve üreme sistemi birbiriyle bağlantılı olup tek bir açıklıktan hem idrar hem sperm atılmış oldu. Şimdi biraz daha bilimsel bir fotoğraf açıyorum size. Erkek üreme sistemiyle ilgili. Mesane adını verdiğimiz kısmı gösterdi. Vas deferans denilen sperm kanalını görüyorsunuz. Altta epididimis adını verdiğim kıvrımlı küçük kanal ve testisler. Testislerin içinde bulunduğu bir kese olacak, skrotum diye yazıyor. Bu keseyi birazdan göreceğiz. Arka tarafta anüsü almış, sindirim sisteminin açığı olarak değerlendirilmiş. Yan tarafta yardımcı bezlerimiz vermiş, seminal kesecek, prostat bezi, kolpör bezi gibi yapılar ve penisten uzaklaştırma yapılacak. Biraz daha bilimsel fotoğrafı anlayabileceğimiz şekilde şematize etmiş bu görselde de. Yine ilk gördüğümüz görselle bağlantılı olarak üretra adını verdiğim yapı ortada görüyorsunuz. Buradan hem spermi hem idrarı atacağız. Sokrotum adını verdiğim kese içinde testis var. Hemen üzerindeki kıvrım epididimis. Üstündeki kanal vas deferans kanalı. Yine yardımcı bezlerimiz ortada. Seminal kesecik. Artık altında prostat bezi, onun altında ise diğer bezimiz bulundu. Şimdi başlayalım bunları tanıtımında. İlk olarak testisleri tanıtacağım. Erkeklerde testisler 15 gram ağırlığında ve bir çift olarak bulunmakta. Ve testislerin görevi, önemi spermin üretildiği yer olacak. Bunu kesinlikle unutmuyorum. Erkeklerde henüz annesinin karnındayken testisler vücudunun içinde oluşmaya başlıyor. Ve doğuma yaklaşık bir ay kala süre zarfında ise vücut dışında sokrotum adını verdiğim torbalar var. Buraya inmeye başlayacak testisler ve vücut dışında oluştuğunu göreceğim. Daha doğrusu vücut dışına aktarmış olacağım bunları. Bunun sebebi ne? Sperm üretimi vücut sıcaklığında yapılmamakta, vücut sıcaklığından biraz daha düşük sıcaklık, yaklaşık da 34 dereceye falan denk geliyor.
sıcaklık derece gibi bir değerde sperm üretimi yapılıyor. Vücut sıcaklığının 36-36,5 gibi bir rakam olduğunu biliyorum, bir değer olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu testisleri sokotum denilen keseyle vücut dışına atmış olma, bu şekilde yaşama devam etmiş olmanın zorunluluğu buradan kaynaklanıyor. Ben düşük sıcaklıkta üretim yaptığım için. Sokrotum denen torbadaki kaslar sıcaktan gevşiyor ve sarkıyor. Testisleri vücuttan uzaklaştırmış oluyorum. Biraz daha soğuğa doğru aslında itmiş olacağım. Ortam soğuk olduğunda da buradaki kaslar büzülecek ve vücuda doğru yaklaştıracağım. Ve en iyi değeri yakalayabilmek adına bunun sebebi sperm üretimine olanak sağlamak diyeceğim. Testislerin her birinin içinde yaklaşık 1000 kadar bir tüpçük göreceğim. Adı seminer tüpçük. Ben geri dönüyorum şu fotoğrafta. Yan tarafta görüyorsunuz seminifer tüpçük diye bir şey yazıyor. Bu testislerin içinde bulunan bir yapı. Aslında ayrıntıya girersen ben spermleri bu tüpçüklerde üreteceğim. Yani toparlıyorum. Erkekte spermler testisin içinde yer alan seminifer tüpçüklerinde üretilir demem gerekiyor. Spermin üretilmesi olayına da ben spermatogenez adını vermiş olacağım. Genez bir olayın gerçekleşme manasına gelen bir kelimedir. Spermatogenez demek de sperm oluşumu olan süreç diyeceğiz. Bu olayda ben ne yapıyorum? Sperm ana hücresi mayoz geçirecek ve böylelikle spermi oluşturmuş olacak. Bu süreçte 65-75 gün kadar sürmüş oluyor. Sperm oluşumu olayı, spermatogenez. Hemen göz atıyorum. Sperm ana hücresi yani spermatogonium nerede bulunur? Testislerin içinde bulunur. İnterfaz demiş, yani bunu farklılaşma gibi değerlendiriniz. İnterfaz ve farklılaşma olayıyla kromozom sayım değişmedi. DNA miktarı interfazla DNA işlemesi olduğu için iki katı miktarına çıktı. Bakın yan taraflarda kromozom sayısı, DNA miktarı ikisini de gösteriyor. Daha sonra bu oluşan yapıya ben birinci spermatosit dedim. Mayoz geçirmiş olmalı. Mayoz 1 ile kromozom sayım yarıya indi. DNA'yı da yavrulara paylaştırdığım için o da yarıya indi. Mayoz 2'de DNA miktarı bir yarıya daha inerken kromozom sayısı değişmeden kalmış olacak ve ben mayoz 2 sonunda en kromozom sayısına sahip 4 tane hücre oluşturmuş oldum. Bu 4 tane hücrenin adı spermatit oldu. Ben bu spermatitleri farklılaşma yolu ile farklı görevler kazandıracağım. İşte kamçı oluşumunu sağlayacağız bu hücrelerde ve sperme dönüşmüş olacak. Bu farklılaşma olayını epididimizde yapacağız. Birazdan ayrıntıya gireceğim. Erkek hücresi, erkekte sperm oluşumu olayı, spermatogenez dediğimiz süreç, sperm ana hücresinden sperm oluşumu ile sonlanmış oldu. İlerliyorum. Testisin içinde farklı göreve sahip hücreler var gençler. Erkeklerde gördüğünüz Leydig hücreleri ve Sertolik hücreleri erkekte sperm oluşumuna desteklik sağlayacak. Biraz ayrıntıya inersem, Leydig hücreleri erkekte testosteron üretimini sağlayacak, ona yardımcı olacak. Sertolik hücreleri ise spermlerin olgunlaşmasını sağlayacak ve bunlara destek kazandırmış olacak. İkinci kısma geldik. Testisi tanıttıktan sonra epididimiz. Kıvrımı yapıda olan kanal. Hemen görseline geri dönüyorum. Şu yan tarafta epididimis adını verdiğimiz yapıyı gördük mü? İşte o kıvrımlı kanallara verilen ad. Testisi hemen üzerinde bulundu. Tekrar döndüm. Seminifer tüpçüklerden çıkan spermler bu epididimis adını verdiğimiz yere gelecekler ve burada hareket gölleme yeteneği kazanmış olacak. Yani ben aslında testiste spermatit üretiyorum. Bu spermatitleri epididimise getiriyorum. Burada kamçı kazanıyor ve gölleme yeteneği kazanmış. Yani sperm damgasını epididimiste aslında kazanmış olacaklar. Spermin epididimisteki yolculuğu da 20-25 gün kadar sürmüş olacak ve kısa süreli olarak burada aslında geçici olarak da spermlerin depolandığını söyleyebilirim. Bu sonraki kanalımda vas deferans, yani şu
uzun kanallardan bahsediyorum. Aya doğru çıkan mor uzun ve uzun kanallar bas referans yani sperm kanalı oldu. Devam ettim. Burada ne olacak? Epidemiste hareket edilme yeteneği kazandırmıştım spermlere. Bu sefer bu bas referans kanalında bu spermler erkeklerin ürettiği çeşitli salgılarla birleşecek ve geçici olarak da depolama yapmış olacağım burada spermleri. Hangi sıvılar derseniz yardımcı bezler bazı sıvılar üretecek. Birazdan göreceğiz. Bu sayede spermler beslenecek, hareketi kolaylaşmış olacak. Derken bu sıvılarla spermi birleştirdiğim yer sperm kanalı yani bas referans kanalı oldu. Spermler buradan nereye geçecek? Üretraya geçilecek. Daha sonra da penisten dışarıya atılmış olacak. Yani bas referansten sonra aslında boşaltım sisteminde birleştiği yer olarak da değerlendirebiliyorum. Yardımcı bezlere geldim. Spermler yardımcı sıvılarla beraber dışarı atılır. Yani tamamen sperm şeklinde atılmıyor. Bir yardımcı sıvıyla birleştirdim mass referanste ve bu sayede spermi ben vücuttan uzaklaştırıyorum. Bu sıvıya da semen adı verilmiş olacak. 1 milim semeni incelediğimizde yaklaşık 100 milyon sperm hücresine rastlıyoruz. Bunun sayısı kişiden kişiye göre problemliyse birey, sağlıklıysa, hastalıklıysa tabii ki sayı farklılığı göstermiş olacak. Farklı yardımcı bezleri kişilerde göreceğim. Hatta kaç tane farklı bez? 3 tane seminal kesecik, prostat bezi, Kohler bezi adını verdiğiniz bezler. Bu bezlerin salgıladığı sıvılarda spermlerin canlılığını koruyabilmesi, döllenmeyi gerçekleştirmesi için ya da beslenmesi için, kolay hareket etmesi için gerekli malzemeler bulunmakta. Bunların sıvısına da semen diyormuşum. Ben spermi vesaire tamam oluşturdum, spermatogenez yaptım ama benim hormonlarım da bu olayları teşvik etmiş olacak aslında. Ben bunlar sayesinde bu olayları yapıyorum. Üreme sisteminin hormonal kontrolünü nasıl yapalım? Zaten hipotalamus her şeyin başında gelecek. Hemen şeklime geldim. Hipotalamus'tan DNRH diye bir şey yazıyor. Biz bunu salgılatıcı faktör diye bahsetmiştik. Relezin faktör. Hipotalamus'tan bu hormon salgılanıp hipofiz bezini çalıştırır. Hipofiz bezinin ön lobundan luteinleştirici hormon LH, folikül uyarıcı hormon FSH salgılanır. Bu iki hormon dişide ve erkekte ortak gördüğümüz hormonlar idi. LH, Leydig hücrelerini, FSH da başlıca Sertoli hücrelerini uyarıyormuş. Bu Sertoli hücreleri de sperm oluşumu dediğimiz spermatogenez olayını destekliyormuş ve bir hormon salgılatacak. Biz buna inhibin diyeceğiz. Bu inhibin hormonu da FSH üretimini kısa süreliğine inhibe etme özelliğine sahip. Yani homeostasiyi dengelemek adına çalışacak diye bilirim. Leydig hücreleri ise testosteron salınımını sağlayacak ve testosteronla zaten erkekteki üreme sistemi ve diğer organları etkileyerek ilgili olaylarımı gerçekleştirmiş olacağım. Bu hormonlardaki azalmalar, artışlar geri bildirim mekanizmalarını ortaya çıkarıyor ve ben böylece homeostazı yani dengeyi sağlamış olacağım. Yani erkekte TSH ve LH başlayınca bu iki hormon üreme sisteminde faaliyetli olacak ve dengeyi sağlayacak. Erkek üreme hücresine geldim. Yani adıyla tabii ki sperm. Yaklaşık 60 mikrometre uzunluğundaki sperm baş boyun kuyruk. O direkt 3 tane kısımda oluşacak. Baş kısmında tabii ki çekirdek göreceğim. Ve akrozom adını verdiğim bir kısım göreceğim. Bu akrozom yumurta zarının eritilmesinde görevli enzim içeren kısımdır. Baş kısımda bunlar. Boyunda mitokondri göreceğim. Kuyruk kısmı ise mikrotübül denilen hücre iskeleti elemanından oluşmuş kamçıyı meydana getirecek. Şimdi bir şekilde inceleyelim bunları. Spermin baş kısmı, baş, boyun ve kuyruk olarak şekilde şematize ediyor. Baş kısımda nükleus turuncu renkli yani çekirdeği gördüm. Bunun ucunda akrozom denilen kahverengi rengini de çizmişler. Bunu gördük.
Orta bölüm, boyun kısmına geldiniz. Burada sentriol ve mitokondrileri gördük. İlerliyorum, kuyruk kısmında bir kamçı gördük. Bunlar ne işe yarayacak? Akrozom, yumurta zarını eriten kısım. Ve spermin sadece baş kısmı yumurtanın içerisine girecek. Bunu döllenmede göreceğiz. Yani boyun ve sondaki kısım, yani kuyruk kısmı dışarıda kalıp yumurta içerisine girmeyecek. Mitokondriler ne işe yarayacak? Ben mitokondrilerle enerji üretiyordum, ATP üreteceğim. O zaman spermin hareketi için ATP üretecek. Ne kadar çok mitokondri, o kadar hızlı sperm hareketi demek, o kadar hızlı yumurtaya ulaşmak ve yumurtayı dönmeme şansını arttırmak demektir. Kuyrukta kamçı var. Kamçı sayesinde dalga hareketi yaparak spermler yumurtaya ulaşmış olacak. Spermi başlayacak, bu şekilde değerlendirebiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaydıma gitmeyin.